İnsan ormanla yürüyen, ormana yürüyen, yürüdükçe bir yanıyla koruyup gözeten onu, öte yanıyla devirip tüketen bir canlı. Bir yanı ormanlara can verirken, öte yanı ormandan can alan. Bir yanı ormanlara orman katarken, öte yanı ormanları yutan. İnsan, orman, yürüyen bir orman. Yürüyen dev insan. Ormanlar çekildikçe sırtlara, doruklara, kovalayan, kovalayan onu. Yörük, yürümekten geliyor. İnsanımız dört nala gelip uzak Asya'dan, bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzandığı Türkiye'sinde yürüdü. Hayvanlarıyla yürüdü, yaylayıp kışlayıp yürüdü, güzleyip yazlayıp yürüdü, göçtü yürüdü, yerleşti, yine yürüdü. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yürüyüş yollarıyla çevreledi tüm yurdu. Anadolu bir yaylak yurdu oldu neredeyse. Nedir yayla? Hayvancılıkla uğraşanların iklim ve bitki örtüsü değişikliklerine bağlı olarak yaz aylarında çıktığı çayırlarla kaplı yüksek düzlükler. Yaylalar her ne kadar bu anlama geliyorsa da ülkemizde mera, çayır, yaylak, kışlak da topluca bu tanım içinde yer alıyor. Peki mera, yaylak, çayır bunlar ne anlama geliyor? Yaylak, bir ya da birkaç köy ve kasaba halkının hayvanlarını otlatmak üzere eskiden beri geçici olarak çıktığı ağaçsız, otlu orman içi veya orman dışı alanlar. Kamyonum, arabayla geliyoruz. Ne var ki yaylacılık kavramı hayvan otlatma amacına yönelik kullanılsa da son yıllarda daha çok bölgesel özellikler çerçevesinde değişiklik gösteren sosyal ve kültürel yaşam biçimi anlamına geliyor artık. Gerçekten de yayla ve yaylacılık çok eskilere giden bir geçmişe sahip olmakla birlikte bugün ülkemizde bu yeni yaşam tarzıyla bunu yansıtan, dile getiren kültür bağlamında ele alınmıyor daha çok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yöresindeki yaylacılık görünüşte eski anlamını koruyor belki. Ancak buralarda da geleneksel yaylacılık anlayışının oldukça değiştiği gözleniyor. Bu değişim Karadeniz'e gelindiğinde bir turizm patlamasının eşiğine varıp dayanıyor neredeyse. Güney Anadolu'da ise yayla ikinci evlerin yayılış gösterdiği yerleşim alanları anlamına geliyor. Yaylacılık da bu yerleşim alanlarında sürdürülen yaşam biçimi. 30-40 yıl öncesine dek yayla merkezlerinde yerleşim görece kolaydı belki. Çünkü yer bulunabiliyordu. Ne var ki günümüzde yayla merkezlerine talebin artması, araziye yönelik tehditleri katlarken yanı sıra bir de gecekondulaşmanın da önünü
açmış bulunuyor. Özellikle Güney Anadolu'da hızla çoğalan yayla merkezleri, bu arada orman alanlarına yönelik saldırıları da gündeme getiriyor. Güney bölgemizde yaşanan bu yaylacılık olgusu, yalnız ormancılığımızın değil, ülkemizin de en önemli sorunlarından biri haline gelmiş bulunuyor. Nitekim Osmaniye ili yaylalarında toplam 10 bin dolayında yayla evi bulunduğu, 555 hektar orman alanının yayla evi yapmak amacıyla işgal edildiği göz önüne alınırsa, bu tecavüzün boyutu çok daha iyi anlaşılacaktır. Öyle ya, kentler artık yaylada kuruluyor. Kentliler yaylada kendilerine yer kapma telaşında. Ve bu telaş ormanları kuşatıyor. Bu sosyal olgu aslında tüm devlet kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının da sorunu kuşkusuz. Ne var ki orman teşkilatı tek başına bu usulsüzlüğe engel olmaya çalışıyor. İşte Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü şimdi bu büyük sorunu masaya yatırıyor. Giderek bir kangrene dönüşme eğilimi gösteren sorunun çözümü için büyük, tarihsel öneme sahip bir adım atıyor. Hayır, adım atmıyor Çevre ve Orman Bakanlığı. Çığır açıyor. Yaylaları, yaylacılığı ormanlaştırmaya, ormanla barışık kılmaya çağırıyor. Ben Biricek Mahalle Muhtarı, Pozantı Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Kişal. Bolu'da yapılacak olan bu sempozyumun Türkiye genelinde yayla meselelerini kökünden halledeceğini, masaya yatırıldığı takdirde çözüm üretileceği inancı içerisindeyiz. Ormanlaşmak ya da ormanlaşmamak. Yaylamak ya da yaylamamak. Shakespeare'in dediği gibi bütün mesele bu. İnsan doğaya yürümeli. İnsan ormanla, orman için yürümeli. Yanı başında yaylalar. Orman harabesi değil, güzelliklerin boy aynası yaylalar. Yaylalar, yaylalar, hey yaylalar! Orman olmazsa ne kalır güzelliğinizden geriye? Siz ormanla varsınız yaylalar. Siz ormanla güzelsiniz insanlar.